Cicili bicili oldum. Gerçekten bu video çekmeden önceki heyecanlanma beni benden alıyor. Başlıyorum. Aloha. Bugün sizlerle hayatımın kitabı diyebileceğim, bana çok ilham veren ve beni belli açılardan farklı şekillerde geliştiren, dönüşmemde aslında katkısı olan kitaplardan bahsetmek, 5 kitabı ele almak istiyorum. Bilmiyorum, aranızda belki bu kitabı, yani bu bahsedeceğim 5 kitaptan en azından bir iki tanesini duyanlarınız, bilenleriniz, okuyanlarınız vardır. Umarım keyifle izleyeceğiniz ve bir şeyler böyle bir faydası dokunacak bir video olur diye düşünüyorum ve bunu umuyorum. Ve videomuza başlıyorum. Sizlerle ilk paylaşacağım kitap arkadaşlar, İlahi Nizam kitabı. Bedri Ruh Selman adlı bir kişi yazdı. Bu kitabı 2013 yılında çıktı. Ve açıkçası hani bu kitabı ben hani kategori olarak nereye koyacağımdan tam emin değilim. Çünkü aslında Abraham Hicks kitaplarına biraz alışıksanız ya da böyle çekim yasası, enerji, bu evren nasıl işliyor, ölümden sonra bizi neler bekliyor ve biz neden oluşuyoruz, aslında enerji dediğimiz şey tam olarak ne? Hani böyle çok spiritüel, çok ruhani ama bir yandan da ben kimim, ben neyim, aslında ben sadece bedenden mi ibaretim yoksa bedenden çok daha fazlası, hatta bu dünyadan, bu gezegenden hani daha da fazlası var mı ya da ne var? Hani bu tarz böyle aslında biraz da beyin yakıcı diyeceğim tırnak içinde. Sorular soruyorsanız ve cevaplar arıyorsanız bu kitabı kesinlikle size öneririm. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben aslında bu kitaba dair özel bir video çekmek istedim. Ama hani aranızdan kaç kişiye hitap eder ya da ne kadar ilgilenirsiniz, hani ne kadar dikkat çeker bu anlamda, izlenir, ondan emin olamadım. Çünkü hani bir kategoriye koyacak olursam bu spiritüel bir kitap diyebilirim. Evrenle, gezegenle, enerjilerle, ölümden sonra bize ne olduğuyla, hani tabii ki de zaten insan vücudunda yaşayan aslında biz neyiz? Hani ruh muyuz, enerji miyiz? Bunları böyle ele alıyor çok kabaca. Ben okuduğumda birkaç ayda okudum ve sindire sindire okumuştum. Lakin ilk okumada %10'unu falan anladığımı düşünüyorum. O yüzden hani bu hayatımı değiştiren ya da bana çok ilham veren 5 kitap olarak düşündüğümde kesinlikle aklıma gelen ilk kitaplardan biri. Ama şunu söylememde fayda var. Bir kere okuduğunuzda bence birçok şeyi anlamayacaksınız diye düşünüyorum. En azından bana öyle oldu. Ve bu olursa da hiç çekinmeyin. Ben açıkçası şöyle bir 6 ay geçsin dedim. Ondan sonra bir daha okuyayım dedim. 3-4 ay olmuştur bu kitabı okuyalı. Belki 5-6 ay da olmuş olabilir. Ama şu anda yine başlamak istemiyorum. Böyle bir süre daha geçsin. Ben bu kitabı bir daha okuyacağım. Ve sanıyorum benim böyle hayat boyu ara ara okuyacağım bir kitap olur. O yüzden hani böyle bu kitaba değinmek istedim. Ama bu konular ilginizi çekiyorsa okuyun derim. Sizinle paylaşmak istediğim ikinci kitap Oscar Wilde'ın elinden çıkan ve hatta kendisinin tek romanı diye geçiyordu. 279 sayfalık Dorian Gray'in Portresi kitabı. Ya ben bu kitabı nasıl seviyorum? Yani bu roman, normalde ben çok fazla böyle romanlar okumam aslında. Birkaç yazar vardır çok sevdiğim ve her romanını okuduğum ve aslında benim için çok çok iyi romanlar, defalarca kez okumak istediğim romanlar oluyor. Ama Oscar Wilde'ın zaten hayata bakışı, güzellik anlayışı, bir şeyi tasvir ederken ki o estetik yaklaşımı falan beni inanılmaz etkiliyor açıkçası. Ve dolayısıyla bu Dorian Gray'in Portresi kitabında da konu olarak şundan bahsediliyor. Kendisi yerine tuvaldeki portresinin yaşlanmasını dileyen ve bu dileği gerçekleşince yoldan çıkıp yozlaşan haz ve güzellik tutkunu bir adamı konu alıyor. Ve bu kitap boyunca aslında güzelliğe ve o güzellikten duyulan hazza bu adamın yaklaşımı beni etkiliyordu. Tabii ki de belli bir yerden sonra hani kibirli bir hal alıyordu bu. Ben bu arada bu kitabı yıllar önce İngilizce okumuştum ilk defa. Hatta galiba İngiltere'deyken mi okudum? Öncesinde miydi? Hani böyle İngilizcemi daha da geliştireyim diye, Oscar Wilde'ı severim zaten diye İngilizce olarak böyle bir yerde bulmuştum, almıştım. Öyle okumuştum ama inanılmaz sevmiştim. Sonra Türkçesini de okudum. Hani daha da iyi anlayabileyim, belki eksik kalan yerler var mı diye. Bayıldığım bir kitaptı. Yani
gerçekten böyle benim ilk 5 listemde bu kitap vardır. Özellikle Oscar Wilde seviyorsanız, onun anlatımından hoşlanıyorsanız okuyun derim. Benim kendisinin okumadığım, hani çok az ele aldığı yazılar vardır diyeyim. Hani roman olarak bu tek romanı ama birçok yazısı var kendisinin. O yüzden eğer ki bu konu ilginizi çekiyorsa bir bakın derim. Hayatımın kitabı diyebileceğim ya da bana ilham veren kitaplar listemde diyeyim, 3. sırada olan kitap Albert Camus'un Yabancı kitabı. Hatta L'étranger diye Fransızca bir işte söylenimi var diyeyim. Bunu da böyle yeri gelmişken söylüyorum, azıcık havam olsun. Yani o kadar Fransız lisesinde okuduk, 5 sene Fransızca öğrendik. Unutmaya başladım arkadaşlar gerçekten. Hatta bu Yabancı kitabını ben pandemide Fransızcasını aldım. Çünkü okuduğum, yani 2-3 tane Fransızca kitap okudum ben, hani Fransız lisesinde okurken. Yine Fransızcam çok iyiydi demeyeyim ama hani kitap okuyacak seviyedeyken diyeyim. Ve bu Yabancı kitabını okumuştum Fransızca ve anlayabilmiştim. Hani çok zorluk yaşamamıştım. Pandemide dedim hani şu Fransızcamı unuttum yani bayağı, bir okuyayım yeniden diye. Böyle kitabın bir 30-40 sayfasını falan okudum ama hep böyle bir sözlüğe bakarak. Hep dönüp dolaşıp bu kelime neydi, şu kelime neydi falan. O yüzden biraz sinirimi bozdu. Her neyse, bu böyle bir parantez içinde tabii bulunsun. Yabancı kitabı Albert Camus'un. 1942 yılında yazıyor ama araştırdığım kadarıyla Türkçe'ye 1958 yılında çevriliyor. İlk basımını o zaman buldum, hani internetten baktığım kadarıyla. 111 sayfalık bir kitap bu arkadaşlar ve konusu da aslında kendine yabancılaşma. Zaten Albert Camus'u hani biraz biliyorsanız, absürditeyi ortaya çıkaran adam, yani bu kavramı açan ve aslında hayatın, her şeyin çok absürt olduğunu ele alan biri kendisi. Benim bu arada en sevdiğim insanlardan biridir bu anlamda. Hani tabii ki de işte Victor Hugo'yu, ne bileyim Oscar Wilde'ı hani severim ama hani çok çok insan vardır saygı duyduğum o anlamda. Ama Albert Camus'un bendeki yeri çok ayrı. Onun hayata bakışı, konuları ele alışı, hayata yaklaşımı... bilmiyorum, ben yani kendime çok yakın buluyorum o anlamda. O yüzden dilerseniz özellikle bu Yabancı kitabına bir bakın derim. Konusunu da size çok kısaca şöyle anlatayım. Bir türlü ele geçirilemeyen anlamın sürekli aranışından bahsediyor. Bilincin toplumdan ve dış dünyadan kopuşunu, yabancılaşmayı, topluma yabancı duran kahramanın çevresi ve toplumla arasındaki çatışmayı anlatıyor. Arka planda da tabii ki de zaten hani okurken sizin de çok hissedeceğiniz o böyle bir derin yalnızlık, kopmuşluk hissi ve bir acı var. Yani bence eğer ki böyle psikolojiniz muhteşem değilse bu kitabı okumayın derim. Hani normal seviyedeyseniz, böyle çok mutsuzsanız, hayatınızın zor bir döneminden geçiyorsanız okumayın. Çünkü böyle inanılmaz çiçekler, böcekler açtıran bir kitap değildi. Bana daha çok hayatı sorgulatan, böyle her şey çok saçma ya aslında falan dedirten bir kitap olmuştu. Bir de bunu demişken, hani bu benim listemde değil ve ben Kafka'yı maalesef ki çok sevmem. Ama Kafka'nın kitaplarını da ben açıkçası depresif buluyorum. O yüzden hani böyle bunu da parantez içinde belirteyim. Hani belki aranızda ne okusam falan deyip böyle bakanlarınız, arayanlarınız varsa, çok mutlu zamanlarınızı yaşamıyorsanız, hayatınızı böyle birazcık hani depresif anındaysanız diyeyim, Kafka'yı da okumamanızı öneririm. Ama aslında hani böyle bilmiyorum ya, Albert Camus bana olumsuzluk da vermiyor çok fazla. Hani evet, konu olarak hani çok böyle mutlu neşeli değil ama ben okurken genelde keyif alıyorum onun yazı dilinden. Bir de size şundan da bahsedeceğim. Bu kitabın arkadaşlar açılışı zaten sizi böyle çarpıyor. Hani açılış cümlesini not aldım şöyle. Diyor ki, kitabı açıyorsunuz, başlıyorsunuz. Annem bugün ölmüş, belki de dün, tam hatırlamıyorum. Ve zaten hani buradan kitaba dair bence çok fazla bilgi ve spoiler var diyeyim. O yüzden de bu anlattıklarım size hitap ediyorsa bu kitaba bir göz atın derim. Sizinle paylaşmak istediğim 4. kitap, 4 Anlaşma arkadaşlar. Don Miguel Ruiz'in kitabı. Zaten hani beni bir süredir takip ediyorsanız, kanala aşinaysanız
kitap önerileri videolarında 4 anlaşma kitabını ayrı olarak ele almıştım. Hatta izlemeyenler için şuralara bir yerleri koyalım. Siz de o videoya bir dönüp bakabilirsiniz. Bayağı oldu o videoyu çekeli. 1,5-2 sene olmuştur herhalde. En az 1,5 sene oldu da daha uzun zaman olmuştur diye düşünüyorum. 4 anlaşma Toltek bilgeliği kitabı. Bir dakika doğru söyleyeyim. Evet, Toltek bilgelik kitabı ve çevirisini de hatta Kural Dışı yayınlarından Nilgün'ün yapmış olması gerekiyor. Bu kitap 122 sayfa ve çok güzel bir kitaptı. İlk baskı sanıyorum 99 yılında çıktı ve kitapta hani orijinal Meksikalı bir yazar kendisi Don Miguel Ruiz 97 yılında yazdı bu kitabı. Kitapla ilgili aslında çok fazla detay vermek istemiyorum. Hani o videoyu dileyenleriniz açıp bakabilir. Hani özellikle 4 anlaşma kitabına orada yer verdiğim için detaylıca. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. Hayatınızda size daha doyumlu ve daha haz verici, daha farkındalıklı bir hayat yaşayabilmeniz için, aslında daha bilge bir hayat sürebilmeniz için sizin elinize 4 tane öğretiyi veriyor ve bu öğretileri de, yani Toltek bilgeliğini diyeyim, dedesinden alıyor kendisi. Bunlardan zaten kitap boyunca bahsediyor. Hani gerçekten, hani bu bence hani okumadan ölme kitaplar vardır ya, bu öyle bir kitap. Bana sorarsanız, yani burada bahsettiğim en azından İlahi Nizam ve Kainat ve 4 Anlaşma kitabı öyle. Hani hangi iki kitabı okuyayım Kardelen bütün anlattıklarından derseniz, bu iki kitabı açıkçası, yani en çok önerdiğim iki kitap bu olacak diyebilirim. Bir de şunu da söyleyeyim, hani yeri gelmişken arkadaşlar, yazar bir de 5. Anlaşma diye başka bir kitap çıkardı sonrasında. Ve bununla ilgili hani bir kesim işte bu kitabı zaten niye çıkardı ki, hani 4 anlaşma zaten iyiydi, İşte 5. anlaşmayı çıkararak böyle bunun ne kadar ticari bir hale döndüğünü aslında ortaya koymuş oldu falan dedi. Diğer bir kesim de eksik kalan bilgileri bu 5. anlaşma kitabıyla tamamladı dedi. Ben de açıkçası böyle düşünüyorum. Ben 5. anlaşmayı bayağı severek okumuştum ama 4 anlaşma kadar etkileyici değil. Zaten 5. anlaşma kitabında da, yani adından da anlaşılacağı üzere, artı olarak o 5. anlaşma ne, bunu okuyoruz. Hani dileyenler o kitaba da bir göz atabilir diyeyim. Ve bu videoda sizinle paylaşmak istediğim son kitap Into the Wild, yani Yabana Doğru kitabı. Zaten birkaç hafta önce, belki bu videoyu izlediğinizde birkaç ay önce olacak, sizinle Into the Wild filmini paylaşmıştım. Yine izlemeyenler için şuraya koyarız, oradan bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Into the Wild tam bir gezgin kitabı. Gezmek istiyorsanız, seyahat etmeyi seviyorsanız, mutluluk aslında nerede gizli ya da mutluluğu nasıl bulabiliriz? Bir kişinin, bir adamın, bir gencin mutluluk arayışına tanıklık ediyoruz. Seyahat ederek aslında ve kaybolarak ve tek başına ne maceralardan geçerek o mutluluğu aramasını ele alıyor bu kitap. Zaten bu gerçek bir, yani bunu yaşayan arkadaşımız, adını unuttum. Alexander neydi? Yok, Alexander mıydı? Adını unuttum o arkadaşımızın. Şuraya bir yerlere yazarız. O kaleme alıyor. Sonradan zaten John Croker miydi? Niye böyle isimlerde felaket mi arkadaşlar? Neyse, isimleri yazarız. O bu adamın ele aldığı işte günlüğünü kitap haline getiriyor ve sonra da zaten film haline geliyor. Dolayısıyla da yani bu gerçek bir hikaye, gerçek bir hikayeden yola çıkılıyor. O anlamda da çok etkileyici. Hani kitapta bahsi geçen o karavan değil de o minibüs diyeyim, gerçekte de var. Zaten adamın gerçek fotoğrafları da paylaşılıyor yani kitapta. Vardı. Ben bunu seneler önce okumuştum ve kitabını okuduğumda o kadar etkilenmiştim ki, yine hem İngilizcesini okumuştum, Türkçesini de galiba okudum ya da İngilizcesini iki kere okudum, yalan olmasın. Ama sonra filmini izlediğimde, genelde kitaptan filme uyarlamalar hani muhteşem olmuyor, kesinlikle bir felaket olacak demiştim ama filmden de deli gibi etkilendim. Bu kitap 248 sayfa ve 1996 yılında sanırım ilk defa çıkıyor. Bu şekilde, yani eğer ki seyahat etmeye, mutluluk arayışına ve bir insanın nasıl bu mutluluğu ararken aslında nelerden feragat ettiğini ve o feragat ettiklerinden dolayı da neleri kazandığını ele alıyor. Tabii ki de çok fazla macera var. Bir de şunu da söylemem gerekiyor.
Film tabii ki hani daha kısa, daha böyle bölük pörçük. Aslında bence ilk önce kitabı okumanız ya da hani ilk filmi izleseniz de kitabı okumanız o hani kopuk kalan ya da eksik kalan yerleri tamamlamanıza da yardımcı olur diye düşünüyorum. Genellikle benim videolarım 20 dakikanın üstünde olduğu için böyle bu videoda dedim ki belki 15 dakika, belki 20 dakika arasında böyle bir sürede size bu 5 kitabı beni gerçekten çok etkileyen ve zaman zaman hatta ara ara yeniden okuduğum bu 5 kitabı, bana ilham olan, farklı düşündüren bu kitapları sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum böyle çok hızlı hızlı anlatmamışımdır. Eğer bana daha yavaş konuş, kardelen falan derseniz de lütfen yorumlarda yazın, benimle paylaşın. Tabii ki de bunun yanı sıra sizin bana önerdiğiniz, okumamı istediğiniz kitapları ve aynı zamanda sizin hayatınızı değiştiren kitaplar neler, size ilham olan kitaplar hangileri, bunu da en azından bir kitabı yazarsanız, isterseniz siz de 5 kitabı, hani favori 5 kitabınızı yazabilirsiniz. Ama en azından bir kitabı paylaşırsanız hem bana hem de diğer arkadaşlara da çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü o yorumları görüp hani sizin yorumunuzdan etkilenip başkaları o kitabı okuyabilir ve onların hayatında belki bir dönüşüm sağlar ve bence bu bilmiyorum çok güzel bir şey. Yani birinin hayatına olumlu anlamda bu şekilde dokunmak beni çok besliyor. Bilmiyorum, eğer siz de dilerseniz paylaşabilirsiniz diyorum. Son olarak da Instagram'dan takip ederseniz gerçekten çok 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 sevinirim. Yani arkadaşlar, Instagram, YouTube daha hızlı ilerliyor ve minnettarım. Destek gösteren, hem abone olan, videolarımı izleyen, likelayan, like ve bunu beğenen. Evet, niye Türkçesini söylemiyoruz? Beğenen ve bildirim zilini de açan özellikle herkese ayrı ayrı çok mahalo diyorum. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Instagram neden yavaş ilerliyor? Yani gerçekten bir fikrim yok. Dilerseniz Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Çünkü ilerleyen günlerde soru cevap videoları yapmak istiyorum. Bilmiyorum, değişik alanlarda olabilir. Astroloji ile ilgili, kitaplarla ilgili soru cevap, hani beni tanıyın videoları da çekebilirim. Ama bunun için Instagram'ın biraz büyümesini istiyorum. Dediğim gibi şöyle bir yerlere Instagram'ı bırakacağım. Dileyenler oradan da takip edebilir. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Video çekmemi istediğiniz başka konular varsa da yorumlara hani şu içerikte bir video çekebilirsin Kardelen dediğiniz konuları da yazabilirsiniz. Ben yeni fikirlere açığım. Yani gerçekten özellikle sizden gelen fikirlere de çok açığım. Bu arada Abraham çeviri videolarını yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Onunla ilgili çok istek geliyor. O gelecek, hiç merak etmeyin. Yani çeviri yapmak o kadar kolay değil, zaman alıyor. Tahmin edersiniz ki o yüzden hani ara ara geliyor zaten biliyorsunuz ama ele alacağım, o aklımda, unutmadım. Bu şekilde tekrardan kocaman mahalo diyorum. Haftaya, her cuma 6'da zaten video geliyor artık biliyorsunuzdur. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Şu fırfırlar. Arkadaşlar o kadar benim tarzım değil ki normalde. Yani beni böyle sokaklarda bence göremezsiniz. Bunu bilmiyorum. Hediye eder miyim? Dolapta satar mıyım? Görüşmek üzere.